Umarım annem bugün güzel bir kahvaltı hazırlar. Üzgünüz. Kötü anneler yemek yapmayı sevmezler. Biraz cipse ne dersin? Tatlım, temiz bir gömleğe ihtiyacım var. Hemen çıkmazsam kovabilirler. Böyle bağırmak zorunda değilsin. Aslında meşgulüm. Kahvaltı hazırlıyorum. Al bakalım. Kariyer kurtarılmış gibi görünüyor. Ama bu delik onu mahvediyor. Çocuğu besleme zamanı. Ceyda, mısır gevreğini ye, çayını iç. İyi. Bunun yenebileceğinden emin misin? Ama annesini yapacak daha iyi şeyleri var. Babasıyla kavga ediyor. Bu sadece küçük bir delik. Kimin umrunda? Bu sabah mahvoldu. Beğenmedin mi? Öyleyse gidebilirsin. Seve seve. Görüşürüz. Anne, hadi ama. Baba, gitme. Ve geri dönme. Tamam Çağla. Tanışmanı istediğim biri var. Bu Sena. Ve onu seviyorum. Teşekkürler tatlım. Kurabiye isteyen var mı? Bak Çağla, Sena benimle ilgileniyor. Gömleğime ne oldu tatlım? Anne bu kim? Sorma Ceyda. Bir kurabiye ister misin? Keyfine bak. Hey, Sena çok tatlı. Annem ondan neden hoşlanmıyor? Bugün babanın günü. Ceyda'yı parka ya da sinemaya götürebiliriz. Babası annesinin tuzağına düştü. Onu korkutmak çok kolay. Baba iyi misin? Biraz solgun görünüyorsun. Hadi gidelim Ceyda. Annen de biraz yaptıklarını düşünsün. Ve iyi anne her zaman her şeyi düzene sokar. Ceyda kendini evinde gibi hisset. Tatlım harika zaman geçireceğiz. Bekleyin. Telefon nerede? Tatlım telefonum burada. Sena her şeyi kontrol altında tutuyor. Hemen geliyorum. Kızlar gitmek zorundayım. Acil iş gezisi. Baba çabuk dön. Ceyda hadi eşyalarını düzenleyelim. İyi fikir. Ama sanki buradan bir kasırga geçmiş gibi. Ceyda neye ihtiyacımız olduğunu biliyor musun? Bir temizlik gününe. Gerçek bir profesyonel devralıyor. Ve Sena durdurulamaz. Temizlik göz kamaştırıcı. Bak Ceyda. Beğendin mi? Çok temiz. Ama Çağla Ceyda'yı terk etmeyecek. Neler oluyor? Çok açık. Sena temizlik yapmaya başlamış. Yakala. Bana teşekkür etme. Aa evet. İhtiyacım olan şey bu. Bu annemden. Ceyda neden bir gezintiye çıkmıyoruz? Bu harika bir fikir. Bu temiz kabustan çıkmak zorundayız. Biraz dikkat dağıtalım. Ceyda yere çöp atmak kötüdür. Yol açık. Hadi gidelim. Anne geldim. Hadi gidelim. Olur mu? Demir at yolculuk için hazır. Kızlar pikniğe mi gidiyoruz? Peki neyi bekliyoruz? Hadi gidelim. Olamaz. O da burada. Hadi burada piknik yapalım. Dinlenmek için harika bir yer. Çağla'nın yanında yumuşak bir battaniye var. Ve elbette lezzetli bir öğle yemeği. Aç olan var mı? Hayır Çağla. Bugün öğle yemeğine cupcake aldık. Ne zor bir seçim. Noodle mı, cupcake mi? Hepsi çok lezzetli. Ancak piknikte davetsiz misafirler var. Çok gürültülü bir parti olacak. Çok eğleniyorlar. Biraz sessiz olur musunuz çocuklar? Nedir bu gürültü? Panik yapmayın. Ceyda bunu düzeltecek. Çocuklar, top oynamak ister misiniz? Top oynayalım mı diyorsun? Bak onunla ne yapacağım? Olamaz. Bu Ceyda'nın en sevdiği toptu. Bu çok kaba. Seda onlara görgü kurallarını öğretecek. Gençler, lütfen özür dileyin. Kaybol buradan. İnanılmaz. Nasıl yapabildiler? Piknik kontrolden çıktı. Ama Çağla ne yapacağını biliyor. Hey siz. Burası tehlikeli. Böceklerle dolu. Sizin yerinizde olsaydım buradan giderdim. Evet evet. Kaçın. Ve geri dönmeyin. Burada böcekler mi var? Eve gitmem gerek. Vay canına. Bir sorun daha gitti. Bugün okulda anneler günü. Harika bir etkinlik. Bir sürü aile hikayesi olacak. Annemi seviyorum. Teşekkürler canım. Çok iyisin. Çok tatlılar. Ceyda, senin annen nerede? Annem. Ne? Bu ne böyle? Unutmuş olmalı. Ama iyi anneler her zaman zamanında gelir. Ceyda, bu senin annen mi?
Bana ondan bahset. Hayır. Sena benim annem değil. İşte geldi. Onunla tanışın. Evet efendim. Ben Ceyda'nın annesiyim. Yani Sena onun diğer annesi mi? Mantıklı. Bu çok kötü. Bu aile asla mükemmel olmayacak. Herkes sessiz olsun. Ben Ceyda'nın gerçek annesiyim. Onunla ben ilgileniyorum. Hey sen. Sana anne olmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Hadi dışarı çıkalım ve bunu yetişkinler gibi halledelim. Bunu düşünme bile Çağla. Aa, keşke babam okula gelseydi. Ve sınıfta bir kavga olacak. Bu kavgayı kim kazanacak? Anneler önlerine çıkmasa iyi olur. Ceyda, ne yaptın sen? P alıyorsun. Neden? Bu onların suçu. Tatlım, üzgünüm. Bir daha yapmayacağız. Ve Ceyda kendi işini kuruyor. Limonata isteyen var mı? Sadece $1. İşler iyi gitmiyor. Müşteri yok. Ceyda, üzülme. Anne Sena girişimler hakkında her şeyi biliyor. Sadece dükkanı dekore etmeliyiz. Kar yapmak için gereken şey budur. Vay canına, bu harika bir fikir. Tatlım, henüz iş bitmedi. Limonata alın. Hiç de pahalı değil. Sadece $10. İşe yaramadı. Dahi fikir başarısız oldu. Ceyda üzülüyor. Bu doğru değil. Ama kötü anne bir plan yaptı bile. Hey dostum, susadı mı? Evet. Sanırım. O zaman git. Beni hayal kırıklığına uğratma. Bir limonata alacağım. Ben de 3 tane alacağım. Tamam mı? Ben de. Üstü kalsın. Hepsi Çağla sayesinde. Ama gerçek kahramanlar her zaman gölgededirler. Ceyda'nın kalbi kırıldı. Berat neden ona ilgi göstermiyor? Merhaba tatlım. Aa, anlıyorum. Aşk. Onu etkilemene yardım edeyim mi? Aşk hakkında her şeyi biliyorum. Ve ders şimdi başlıyor. Bu ciddi. Ceyda'nın hepsini yazması gerekiyor. Gerçek bir hanımefendinin akıcı bir yürüyüşü var. Ve elbette flörtöz bir gülümsemesi. Not alıyor musun Ceyda? Evet evet. Devam et. Şimdi pratik yapmaya geçelim. Yürümeyeceksin. Süzüleceksin. Ve sonra da ona el salla. Ve flört etmeyi unutma. Ceyda artık Berat'ı kazanmaya hazır. Merhaba. Güzel kaykay. Bana kaykay yapmayı öğretir misin? Aa, çok güzel gözlerin var. Bu akşam ne yapıyorsun? Ama Berat bir duvar gibi. Aşk büyülerinden etkilenmiyor. Bayılsa nasıl olur? İşe yaramadı. Aa, gitmem gerek. Sınıfta görüşürüz. Berat, nereye gidiyorsun? Bütün bu dersler saçmalık tamamen. Ceyda, ağlıyor musun? Sorun ne? Sorun Berat. Neşelen. Cesur ol ve ona sahip olacaksın. Kendin dene. Ona doğru yürü. Ve ona vur. İşte böyle. Aferin. Sana inanıyorum. Harekete geçme zamanı. Ya şimdi ya da asla. Selam Berat. Ne haber dostum? Bu gözlükler harika. Paylaşmak ister misin? Ceyda, onları geri ver. Hadi dostum. Onu bana geri ver. Bir daha yanıma gelme. Anneler durumu sadece daha da kötüleştirdi. Aşk söz konusu olduğunda onlara güvenmemek en iyisi. Ama bugün harika bir gün olacak. Bugün Ceyda'nın doğum günü ve anneler büyük bir parti veriyorlar. Ceyda, bu gece çok küstah olmalısın. Aa, hayır, kibar olmalısın. Benim gibi. Ve yine tartışıyorlar. Ama Ceyda iki anneyi de memnun etmeye çalışacak. Çocuklar, içeri gelin. Bu gece nerede parti yapıyoruz? Seçim açık. Karanlık tarafa gidelim. Burası çok daha eğlenceli. Ama Sena çok uğraştı. Çay yaptı ve herkese hikayeler okumaya hazır. Ancak kitaplar çok eski moda. Sena, ben buradayım. Başlayabilirsin. Burada masal mı okuyorsunuz? Size katılabilir miyim? Tabii ki. Rahatınıza bakın. Hemen döneceğim. Dans etme zamanı. Ve yüksek sesli müzikten kaçış yok. Herkes sessiz olsun. Sizinleyim çocuklar. Daha hızlı pizza teslimatı alamaz mıyız? Acıktım. Evet, nihayet. Teşekkürler. Şimdi gidebilirsin. Unut gitsin. Geç kaldın. Annene gel.
Şimdi seni yiyeceğim. Yine mi o? Çağla ona bir ders verecek. Ne yapıyorsun? Hanımefendi, pizzanın parasını ödemek zorundasınız. Tutuklusunuz. Ama ben... Hepsi onun suçu. Bekleyin. Annemi nereye götürdünüz? Sena, bu bir felaket. Annem tutuklandı. Ne yapacağız? Endişelenme. Biraz para var. Onu kefaletle çıkaracağız. Tamam. Onu burada saklıyorlar. Korkunç bir yer. Anne, Sena, o burada. Tatlım, burada öğle yemeği yiyoruz. Bize katılın. Herkes için yeteri kadar var. Çağla her durumdan bir çıkış yolu buluyor. Ama şimdi eve gitme zamanı. Neden bu kadar korktunuz? Hapse ilk kez giriyorsunuz, değil mi?